Türkiye İdlib'ten gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Açık kapı politikasını duyan mülteciler ise Aydın, Muğla, İzmir gibi Edirne gibi illerde hareketlilik oluşturdu. Mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istiyorlar. Aralarında aileler de var. İstanbul Esenler Otogarı'ndayız. Buradan otobüsler kaldırılıyor. En az bir hafta yoğun. Ticari taksiler bile buradan Edirne'ye şu an ilk seferlerimiz var. Bu araç da ilk seferdir. Yüzlerce göçmen bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp önce şehir merkezlerinde toplanıyor, ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor. Yunanistan'a açılan Pazar Kule ve Bulgaristan sınır kapısı Kapı Kule'ye ulaşmak için yürüyorlar. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas ve Pakistanlılar bulunuyor. Çocuklar ve kadınlar da var. Sınır kapılarındaki göçmenlerin sayısı sürekli artış gösteriyor. Öte yandan İzmir'in Dikili ilçesinde 150'yi aşkın mülteci botlarla sahilde toplandı. Yunanistan tarafına geçiş sağlayacaklar. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli adasının lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler de bekleyişlerini sürdürüyor. Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yol alacaklar. Sınır kapılarının açılacağı haberinin ardından Aydın'da bulunan göçmenler de il göç dairesinden ayrıldılar. Göçmenlerin bir kısmı da Muğla'ya geldi. Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri görüldü. Suriye'de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Türkiye, Suriye'den gelecek göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'den gelen göçü durduramadıklarını söylemişti. Bu konuyla ilgili Avrupalı muhataplarımızı uyarmıştık. Avrupa'nın kınamalarından bıktık. Hiçbir fiili adım atılmamasından bıktık. Ne güvenli bölge planlamamıza destek verdiler, ne uçuşa yasak bölge teklifimize destek verdiler. Artık bir tavır göstermeliler demişti Ömer Çelik. Ve tekrardan İstanbul Esenler Otogarı'na dönecek olursak burada da bekleyiş var. Gece saatlerinden itibaren bazı firmalar ek seferler koydu. Edirne'ye doğru yol alıyor göçmenler. Aralarında İranlı var, Pakistanlı, Iraklı, Suriyeli var. Bunlar Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a geçmek, oradan Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Bu nedenle burada bekleyişlerini sürdürüyorlar.